Gaziantep Havalimanı'nda UFO alarmı var. Bir de ilk defa bizden diyor. Aaaa! Böyle yok yok öyle bir şey. <laughs> Millet kaçıyormuş. <laughs> Amca işte, işte, canlı olmamız lazım bunların olması için. Bant yayını değil. Hemen yayına koy. UFO! Tabii ki. UFO! Ay, Gülben çık oradan Gülben çık 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 çık. Falan böyle vardır ya hani. Adem çık falan. Şimdi 20 Mayıs günü Hava sahasında tanımlanamayan bir cisim rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık 12 saat durdurulmuş, 26 seferde iptal edilmiş. Haber gerçekten. Şarkıcı Gülben Ergen ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıç da mağdur olup paylaşım yapan isimler arasındalar. Şimdi Gülben'in zaten tweetini şu anda ekranda görüyorsunuz okuruz da bir de Adem'in videosu var. Olayın üzerinden günler geçse de sosyal medya yankıları sürüyor ki bunu yüzden bu haberi aldık. Kullanıcılar uzaylıların dünyayı ziyaret edip etmediklerini de tartışıyorlar. Bu arada haber gerçekten şöyle gerçek. Biz biraz önce dış seslere baktık, hava e, literatürüne de baktık yani bu. Pilotların notam diye bir durumu varmış. Hı hı. Notam da şu. E, çağrını bastıkları değil. Notam şu. <laughs> havacıların bilgi vermesi ve birbirlerini ikaz etme sistemi, haberleşme sistemi. Yani iş ciddiymiş. Demiş ki kontrol kulesi tanımlanamayan bir cisim var. Havadakilere sesleniyorum. Tabii böyle değil de. Hani ya, havadakilere sesleniyorum. Bulduğunuz yere Pist tabii. Pist bulduğu derken yani çatılara inin değil. Pistlere inin. Yani neredeyseniz en yakın piste inin, buralara gelmeyin demiş. Gülben'e açıklama yapmamışlar, sinirlenmiş. Bir buçuk saattir ben buradayım kardeş. Ne oluyor? Neden Röter'le ilgili bir açıklama yok? Yukarıda vızır vızır UFOlar geziyormuş Gülben. Sen bunu tweet atarken. Adem'i de seyredelim sonra seninle başlayalım. Tamam. Yeni Dünyacı sensin çünkü. Buyurunuz. Antep'te mahsur kaldık. <laughs> Kardeşim de mahsur kaldı. Uzaylılar, tarafından, uzaylılar tarafından kaçırıldık. <laughs> Kaçırılmaya yeltenildi ama yine geri döndük. Otelimize geri döndük. Bugün inşallah ufolar tarafından istila edilen Gaziantep'ten kalkıp İstanbul'a geleceğiz. Ee, güzel bir tur yaptık. Sonu biraz zor oldu ama e, görüşürüz. Ne demiş Adem? Ben anlamadım. Yani panik var. Şey e, UFO, şey uçaktan indirildik. Adem'e biri söylemiş. Adem, Adem e çok öğrenmiş. Gülben'e söylememişler. Adem'e söylemişler. Adem'e demişler ki yukarıda ufu var. Bu da tamam demiş. <laughs> Hiç sorgulamamış herif. Evet. VIP'nin önüne geçmiş <laughs> arkadaşıyla. Demişler ki ben tamamım ikna UFO var abi. Biz bu yüzden gelemiyoruz. Antep'teyiz. Otele dönüyoruz demiş. Çok enteresan değil mi? Hep başka ülkelerde duyuyoruz ama İstanbul'da yani şükürler şey, Türkiye'nin ki... Türkiye içerisinde ilk defa Allah'ım şükürler olsun. Bizim buraya da artık. <laughs> Bir şey diyeceğim. En çok yağmur hak ediyor. Ufolara sesleniyorum. En çok Yağmur onları görmeyi hak ediyor. Kız yıllardır bunun üzerine içerik yapıyor. Reptil yanlarla yatıp kalkıyor. Efendim ufolarla şey yapıyor, okuyor, okuyor. Eğer Adem'e... Bu bir nankörlük. Yani Gülben'e ve Adem'e gelinceye kadar Yağmur Çevik burada. Haklı değil miyim? Haklısın. Belki de ben uzaylıyım. Olabilir. Her zaman zaman yaptığın yorumlarda bana bunu hissettiriyorsun. Sen de vampirsin. Neden? Yaşlanmıyorsun. Sağ ol canım benim. Peki bir şey diyeceğim. Sen UFO'ların başı olsan <laughs> evet. İstanbul'a, Gaziantep'e UFO'ları yolluyorsun. Arkadaşları yolluyorsun. Evet. Bir bakın kolaçan edin. Bir kişilik yeri var o UFO'nun. Sen de oradan komuta ediyorsun. Gülben'i mi almasını istersin, Adem'i mi sana? Gülben'i almasını isterim. <laughs> Çünkü Adem bunu anlatamaz. Gülben çok iyi anlatır bize. Ama Adem direkt inanıyor. Gülben şöyle yapar. Unutmayın ki bana, bana hiçbir, hiçbir şey olmaz. olmaz. Buradan böyle <laughs> diye falan makineler geçerken Bu sıra diyorsun. Gülben'in yüzü uzuyor. <laughs> falan filan. Beyinden neler de geçiyor diye bakılıyor falan. Kapat kapat kolla, yolla yolla <laughs> falan. Kötüymüş bu. Şimdi orada benim bir takipçim Anladın vardı. Yeterince sulandırdım ben. Evet. Çok güzel oldu. Çok. <laughs> Zaten senden böyle bir şey bekliyordum burada. Tabii. Sen bu habere inanma mı? Öncelikle onu sorayım bir. Ha ben daha önce de ciddi fikrimi söyledim. Yani koskoca evren e, bende, sadece eliz. biz böyle 7 yani <laughs> milyar insan bile işte canlılarımız diye <laughs> hayvan Ya e, bu, bu bu yani bu kadar basit olamaz yani diye düşünüyorum. Vardır. Ama vızır vızır üstlerimizde neden son dönemlerde geçiyorlar onu anlamış değilim. Şimdi yapay seçim harifesi manidar. <laughs> Farkın <laughs> o da enteresan yani. Seçim harifesi önce manidar. Bak <laughs> sana komployu attım. Ben bunu düşünüyorum zaten. Oo. Ya her şey. Bu arada deprem zamanı da mesela biz büyük bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Ve o zaman da bizim 5. günü, 6. günü Madonna bile işte buraya yönelik paylaşımlar yaparken çıktı Pentagon dedi ki UFO var. Seçim iptal. Hayır yani. Hayır. Dikkatleri başka yöre çekmekti dertleri aslında. Yani Türkiye çünkü herkes yoğunlaşmıştı. Yardımlar yapılıyordu her yerden. Birileri istiyor ki dikkatler dağılsın. Anlıyorum. Anlıyorum. Belki de gerçekten dikkat dağıtmak adına yapılan bir çalışmaydı. Bu da ilk e, turun, hani seçimin ilk ayağının iki gün sonrası oluyor. Değil mi? 20'sinde görülmüş UFO. Biz oh, 18'inde mi verdik? Oh, oh, oh. Kaçında verdik? 14'ünde verdik. Özür dilerim. 6 gün sonra. Kaç gün? 6 gün sonra. 6 gün. Tesadüf de verdik. olabilir. Gerçekten tanımlanamayan bu arada UFO dediğimiz illa işte koca gözlü UFO'lar değil. Tanımlanamayan bir cisim. Kesinlikle. Hani bunu yazıyorlardı çünkü bana çok. Her şey UFO mu falan diye. Unidentified Flying object, object. Değil mi? Evet. Türkçesi. Evet, şey, evet. Türkçesi. <laughs> Türkçe nasıl? İngilizcesi. Bu. <laughs> evet. Şimdi yapay zeka'nın hızlanmasıyla beraber ufoların daha gündemi ve e, konusu daha çok artmaya başladı. Ve teknolojinin aynı zamanda hızlanmasıyla beraber, yani teknoloji son dönemlerde olmadığı kadar daha fazla hızlı ilerliyor. Hani her gün yeni bir şey doğru. çıkıyor. Çok doğru. Her gün çıkan şeyin üzerine bir şeyler ekleniyor. Haklısın. Hani hızına gerçekten yetişemiyoruz. Yeni bir dünya videosu çekeceğim. Nereden, niye okuyacağımı şaşırdım. Üç Görüyor musun? Üç kaynağı, Başlamışsın kitaplara. Ok. Evet. Üç kaynağı birden. Her, hepsinden bölüm bölüm okuyorum. Gelir yakında videosu. İnşallah. İnşallah. E, o yüzden çok hızlı her şey. Ben de nereden, o başka bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor. Bu bir teknoloji de mi olabilir diyorsun? Mesela Elon Musk'ın yeni bir oyuncağı var, onu havada uçuruyor olabilir mi mesela? Starlink gibi. Hani neyse işte artık. Bilmiyorum. Şimdi Starlink, bunu bazen hatta Starlink mi falan diyenler var. Starlink internet için yapılan bir uydu sistemi. Evet. Dünyaya dolaşıyor. Ama e, mesela Stephen Hawking'in. Bir tane sözü vardı. Diyordu ki bilmediğin yani başka bizden başka gezegenlere sinyal göndermeyin. Çünkü başka e, yaşayanlar var ve e, o sinyallerin sana ne dönüş vereceğini bilmiyorsun. İyi bir ırk, ırkla da karşılaşabilirsin, Anladım. kötü bir ırkla da karşılaşabilirsin. Ama hepsi bunları zamanında söylemiştir. Yaşam zaten. varmış istila falan Yaşam olabilir. var diyorlar. Hayır o yüzden, yani mesela o sinyali oraya yolladığında onlar bizim farkında değillerse bizden. Evet. Sen farkında Starlink evet, uyduları farkındalık, farkındalık yaratıyor havada zaten. Vır 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 geze 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 geze. O yörüngeler, o titreşimler, o rezonanslar, rezonanslar evrende hepsinin bir, sen söyle. Ya, yayılma şeyi var. Diğer ülke, ülkeler, diğer gezegenler artık neyse sinyal gönderme ihtimali yüksek. O yüzden e, bu bir hologram, holografik bir görüntü de olabilir. Gerçek bir şey de olabilir. Bunu bilmiyoruz ama Tek söylediğim bir şey var. Hatta ben ilk daha iki sene önce çekmeye başlayınca bu videoları sen gerçekten delisin, ruh hastasısın falan diye yorumlarda geliyordu. Ama ben şunu da söylemiştim. Ha başka gezegende, ha bizim dünyamızda ki ben bizim dünyamızda olduğunu düşünüyorum. Yer altında da ayrıyetten bir dünya olduğunu düşünüyorum. Paralel evrenlerin olduğunu düşünüyorum. Geçiş kapılarının olduğunu da düşünüyorum. Hiçbir şey kurgu değil. Çocukken izlediğim çizgi filmlerin, filmlerin bugün harfi harfini gerçekleştiğini görüyorum. Hı, hı. E, bunların için UFO'lar da var. Reptilianlar da var. Neden olmasın? Neden olmasın zaten. Yani neden olmasın benim için de şey. Ama bu söylediklerinin e, ciddiyetine varsaydı Adem öyle sırıtarak konuşmazdı. Çünkü hiç ciddi. E, yani tabii kime inan, inanıyor kimi inanmıyor. Bak bak şimdi Cez bakmak var görmek var. Şimdi Doğru. E, Bir insana bakıyorsun. Bakıyorsun sadece. Doğru. Ama bir insana bakıp onu görüyorsun da. içini görüyorsun. Kalbini görüyorsun. Ben her şeyi böyle bakıyorum. Her şey böyle bakıyorum. Yani böyle bir köpeğe bakarken de, bir insana bakarken de, bir kitabı okurken de bir şey ben de görüyorum. Farkındalık diyorsun. Evet farkındalık meselesi bu birazcık. Yani bir insana bakıp ben her zaman söylüyorum insanların göz bebeklerine iyi bakın. Aramızda gezen, yaşayan, bizimle çalışan, devletlerle çalışan, Beyaz Saray'ın tepesinde de görülmüş, yanardağların içinde de görülmüş ufalar var. Başka tanınmayan, tanımadığımız cisimler var. Varlıklar var. T farklı frekanslarda aramızda gezenler Var. Maske takıp gezenler de var. Hayal ürünü geliyor şey ama bu söylediklerim de çıkacak. Hiç, hiç şey yapmıyorum ben. Bu söylediklerim belki benim ömrüm olur olmaz. Olmaz. Hayatta olurum olmaz. Ama bunları bu insanlar, bu halk tarihe, bu, bu, bu tarihe tanıklık edecek. Doğru. Etmeye de başladık. Alıştırıyorlar bizi. Peki. 2030 da resetleme diye bir tabir var. Büyük sıfırlama diye. Ekonomik kapakları da, ekonomist dergileri de, Times dergileri de, Time dergileri de bunlardan hepsinden bahsediyor. Alıştırıyorlar şu an. Uzay istilası olacak diye kaynaklar söylüyor. Sahte, holografik görüntülerle. E, bu çok yayıldı. Bunu ne kadar yaparlar bilmiyorum. Ama bir şeyler olacak. E, alıştırma dönemindeyiz. Alıştırıyoruz. Çoğu şeye korona ilk çıktığında ay ne yapacağız, ne yapacağız dedik. Şu an ne gelse bizi etkilemez. <laughs> Aman tövbe de. Allah korusun. He. Ama savaşmayı öğrendik. <laughs> bunlara savaşmayı öğreneceğiz. Neyse. E, neyle sonuçta İnsan oğlu sonuçta <laughs> e, nasıl söyleyeyim? adapte olmayı bilen ve öğrenen bir canlı zaten başka çaremiz yok. Adem'in VIP önünde olması benim dikkatimi çekti. Çünkü Adem'i VIP'ye falan almazlar. Ee, Adem'i CIP'ye alırlar isterse. VIP sadece devlet görevlilerinin girebildiği O oraya e, konuşmak yerdir. için ne geçmiştir? Evet ama neden mesela? İşte influencerlar da böyle neden işte. Neden mesela? Böyle hani işte yani. Acaba hani ben hani biz biliyoruz VIP'sini seni almazlar yani. İşte evet. bak mesela e, Ezgi Fındık tesadüf de olabilir tabii. Paris'te bir tane kafeye gidiyor. Kafenin adını unuttum. E orada gitmiş reklam yazmış bilmem ne. İnsanlar biliyor mesela Paris'e giden insanlar biliyor o kafe hiçbir influencerla hiçbir şeyle reklam yapmıyor. Böyle göstermeyi seviyorlar işte bu tuhaf bir şey. Hı hı. Hani bu nasıl bir e, yani nasıl bir şeyse biliyorum kendilerini böyle göstermeyi seviyorlar. bir de videoyu çek minibüse bin 3 yıldızlı otele git olabilir. Yani. <laughs> Şakasız tabii bu. Peki. Yani bu arada ben dalga geçtim. Fonda da o çıkmış olduğundan kaynaklı da olabilir. Olabilir tabii ki. Biz evet, kesin Bize geçti mi? Senin anlattıkların zaten bana her zaman yakın geliyor. Tabii ki her gözle görmek bir insanı daha tabii. da heyecanlandıran, heyecanlandıran veya vardır. kesinleştiren olan şeyler oluyor bilgileri. Ama e, e, sonuçta bak ne demiştik başta? Notam yani e, resmi bir şey var burada. Diyor ki havacılar tanımlanamayan bir cisim var. Yani onlar tanımlayamadığına göre bu bir gerçek. UFO evet, demiyorum tabii, ama gerçek. bir gerçek. NATO dediğimiz dediğim, bir notom, şey uçuyor. NATO dedi zaten baktık içeride notom, ha -ha. No, Özür dilerim NATO dediğimiz şey Buyumuş zaten işte. Evet, i̇kaz. Panik, i̇kaz. <laughs> her i̇kaz. zaman her şeyde olan bir durum değilmiş. Evet. Peki bize geçti zaten <laughs> evet. bu bir gerçek haber. <laughs>